Kış aylarında nasıl kendimize dikkat etmeliyiz? Hastalanmamak için nasıl korunmalıyız? Değerli hocamıza hemen sormuş oluyoruz. İyi günler. Öncelikle dediğiniz gibi son yılların en çetin kışlarından birini yaşıyoruz. Bu soğuk havalar özellikle dışarıda kaldığımız süreler içerisinde vücudumuz soğuğa kaldıkça daha fazla enerji harcar. Fazla harcanan enerji sayesinde direncimiz daha düşer ve bu düşük immün sistem sayesinde en basit hastalıklara bile çok kolay yakalanabiliriz ve çok kolay bulaştırabiliriz. Bu hastalıklar genel olarak mikrobik, bakteriyel ve virüs enfeksiyonları olmak üzere ikiye ayrılır. Virüs enfeksiyonlarında ciddi bir tedavi yoktur. Sadece bakteri kaynaklı olan enfeksiyonlarda, bu gerek üst solunum yolu enfeksiyonları, gerekse alt solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisi kullanırız. Fakat bunun için hem hastanın anamnezi, sorgulanması, anlattığı hikaye, gerek muayene bulguları ve gerekse laboratuvar tahlilleriyle biz bu kanıya varırız. Bu dönemlerde gördüğümüz enfeksiyonların çoğu viral kaynaklıdır. Yani nezle, grip gibi enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlarda biz hastanın şikayetini giderici palyatif tedaviler uygularız. Destek tedavisi yaparız ve hastaya özellikle istirahat etmesini, bol sıvı almasını, sebze meyve ağırlıklı beslenmesini, vitamin ağırlıklı beslenmesini öneririz. Bunların dışında bu hastalıkları etrafına bulaştırmaması için en önemli şey temizliktir. Gerekirse maske takılabilir. Ve en önemlisi, bunlardan daha önemlisi, sık sık el yıkamaktır. Çünkü elimiz ister istemez bir şekilde hapşırırken, tıksırırken, öksürürken ağzımızı kapatma amacıyla o damlacıkları, havada asılı kalan damlacıkları, ki bunlar bir mikron çapındadır aşağı yukarı ve 2 metre uzağa kadar biz bunları püskürtüp havada damlacık enfeksiyonuyla bu hastalıkları yayabiliriz. O yüzden özellikle hapşırırken, tıksırırken şu şekilde dirseğimizi kullanmak, gerekirse mendil, peçete kullanmak, eğer elimizi hapşırıyorsak gidip elimizi yıkamak, bunların önüne geçmeler önemli şeylerdir, koruyucu etmenlerdir. Aslında basit ve kurtarıcı yöntemler. Aynen öyle. Bunun dışında yeterince sıvı almamız gerekiyor. Kış aylarında çok sıcağa maruz kalmadığımız ve terlemediğimiz için su içmek genellikle aklımıza gelmez. Oysa susuz kalan vücudun direnci de düşer ve bu tür enfeksiyonlara yatkınlık daha da artar. Özellikle belli yaşın üzerinde, belli yaşın altında, belli müzmin hastalıkları olan şeker, tansiyon, kalp, kanser gibi enfeksiyon olan hastalar, o yaştaki insanlar bu tür enfeksiyonlara karşı çok daha açıktırlar. Çok daha kapıp daha kolay hasta olabilirler. O yüzden bu tür hastalara biz özellikle kış aylarının başlarında grip aşısı yaptırırız. Bu grip aşısı da bir sene önce gözüken, en sık gözüken 15-20 civarındaki virüsün aşı elde edilmesiyle hazırlanmış bir aşıdır. Koruyuculuğu %100 değildir ama en sık görülen ve çok ağır seyreden virüslere karşı bizi korur. O zaman aslında çok basit kendimizi koruyacağımız yöntemlerin başında sağlığımız yerinde daha dinç tutabilmek için mutlaka su tüketimi şart. Tabii ki. Sağlıklı beslenme. Sıvı tüketimi şart. Vitamin, mineral bakımından zengin meyve, sebze, narenciye özellikle örnek verecek olursak kiwi. Bir tane kiwi de 1 kilo portakaldaki C vitamini var. Bunun gibi meyve vitamin ağırlıklı meyveleri tüketirsek özellikle narenciye türü hastalıklara karşı daha dirençli hale geliriz. De çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Özellikle işimiz gereği kapalı ve kalabalık ortamda çalışmamız, iş bitimi, eve dönüşlerde toplu araçları kullanmamız, doğal olarak da karşı tarafın yaşamış olduğu mikrobu vücudumuza çekme olasılığını daha çok biz kolaylaştırıyor. Kendimize kolaylaştırmış oluyoruz. Aynen öyle. O yüzden sık sık ellerimizi yıkayalım, mümkün olduğunca soğuktan uzak duralım. Özellikle müzmin hastalığımız varsa
Bu tür böyle özellikle yoğun kar yağışı ve yoğun soğuğun olduğu dönemlerde dışarıya çıkmamayı tavsiye ederiz. Evet. Peki hocam, son yıllarda kalp hastalıklarının, kolesterol, tansiyon, şeker hastalıklarının ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Evet. Bu tansiyonla ilgili bilgiler alacağız sizden. Özellikle hipertansiyonu konuşmak isteriz. Hipertansiyon nedir? Öncelikle tansiyondan bahsedeyim. Tansiyon diye halk arasında tabir edilen kelime aslında kanın duvarlara yaptığı basınçtır. Damarlarımız biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Bir atar damarlar ki bunlar kalpten çıkan damarlardır. Bir de toplar damarlar. Bunlar da kalbe geri dönen damarlardır. Ayak tırnağımızdan saçımızın ucuna kadar kalbimiz sürekli olarak kan pompalar. Çünkü yaklaşık olarak takriben 100 trilyon civarında vücudumuzda hücre var. Ve bu hücrelerin her bir tanesi aynı bizler gibi yemeye, içmeye ve hava almaya muhtaçtırlar. Almadıkları takdirde onlar da ölür. Bunu da sağlayan yegane organımız kalbimiz ve kanımızdır. Kalbimiz kanımızı pompalayarak bütün vücudumuzu dolaştırır. Bu kanımızda dolaşırken kanın taşıdığı besinler, oksijen ve hücrelerin ürettiği toksinler, zehirler, çöpler aynı şekilde toplar damar dediğimiz kirli kanla tekrar geri gelir. Bağırsaktan emilen besinler kan yoluyla karaciğere gelir. Karaciğerde detoksifiye dediğimiz zehirsiz hale dönüştürülür. Böbreklerde kanımız filtre olur. Zehirli atıklar idrarla atılır. Bağırsaklara salgıladığımız zehirli atıklar dışkıyla atılır. Ve bütün bu sirkülasyon yaklaşık bir hücrenin kalpten çıkıp bütün vücudu dolaşıp tekrar kalbe gelmesi yaklaşık bir dakika sürer. Ve bir damla kanımızda yaklaşık sadece oksijen taşıyan 5 milyon civarında hücre vardır ki toplu yine başı kadar bir alandır bu. Bu sebeple kalp durmadan hiç durmaksızın dakikada ortalama istirahat halinde 60 ve 100 atım yapar bir dakikada. Bu emme basma tulumma gibi aynen sürekli bir taraftan kanı iter bir taraftan kirli kanı çeker. Bu pompalama esnasında bir basınç oluşur damarların içinde. Damarlarımız da bütün vücudumuza yayılan bir aynı ağaç dalları gibi boru sistemidir aslında. Gittikçe incelen, küçülen ve bütün hücreleri beslemeye yönelik organize olmuş muhteşem bir damar sistemimiz vardır. Bütün bu damar sistemine uygulanan basınç bir takım eğer yüksek ise bir takım hastalıklara sebep oluyor. Bu da başta işte beyin, göz, böbrek, karaciğer, daha kalp damarları, kalp yetmezliği gibi birçok hastalığa sebep oluyor. O yüzden biz kan basıncını sürekli standart bir değerde tutmaya çalışırız. Bazı kişilerde bu tutulamaz. Bunun da iki büyük sebebi vardır. Birincisi esansiyel yani birincil hipertansiyon dediğimiz ve tüm tansiyon hastalarının yaklaşık %97'sini oluşturan, sebebini tam olarak bilemediğimiz ama çok çok büyük olasılıkla genetik faktörlere bağlı olduğunu düşündüğümüz, hatta multigenetik, tek bir genden kaynaklı değil, poligenik bir tansiyon yatkınlığı söz konusudur. Ki bu kişilerin genellikle ailelerinde, anne baba, kardeş, yerinde tansiyon hastalığı vardır. Bu tür kişilerin tansiyon açısından daha riskli olduğunu düşünüp daha sıkı takibe alınmaları gerekir. İkinci etmen ise kişinin kendi bedeniyle, yaşam tarzıyla, yedikleriyle, içtikleriyle, egzersizleriyle, sedatif yaşamasıyla ilgili risklerdir. Bunlar eğer bir kişi obezse, şişmansa, normal standart ideal vücut ağırlığının %20'sinden hele hele daha fazlaysa ve hareketsiz yaşıyorsa ve tuzlu yiyorsa bunlar kan basıncını yaklaşık %30-40 civarında arttırıyor. Bu da kabaca şu demek, bize gelen hasta diyelim 18'e 11 santim
kan basıncıyla geldiğinde bu kişi yeterince kilo verir, yeterince egzersiz yapar ve diyetle tuzu kısıtlarsa hiçbir ilaç tedavisi vermeden normal tansiyon değerlerine inebilir. Bu da ikinci riskler dediğimiz şeydir. Asıl bunların dışında sekonder hipertansiyon dediğimiz ikinci hipertansiyonda bir takım hastalıklar vardır vücudumuzda ve tansiyon yüksekliği bu hastalıklardan kaynaklanır. Örnek verecek olursak tiroid dokusunun daha çok çalışması veya daha az çalışması, işte halk arasında guatr diye bilinen büyümesi, yeterli ya da yetersiz çalışması, nodül olması, yine aynı şekilde hormonları etkiliyorsa, böbrek damarlarının darlığı, bant şeklinde darlıkları hiç sebepsiz genç yaşlarda yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Böbreğin kendi içinde böbrek yetmezliğinin başlamış olması, böbrek üstü bezlerinden kaynaklı tümörel ya da tümör dışı bir takım hormonların aşırı salgılanması gibi birçok sebep sekonder hipertansiyona girer. Fakat bu dediğim gibi tansiyon hastalarının %3'ünü oluşturur. Düşük bir rakamdır. Özellikle genç hastalarda çok yüksek tansiyon değerlerini bulduğumuzda acaba sekonder hipertansiyon mu? Aslında bu kişi tansiyon hastası değil de başka bir hastalıktan dolayı tansiyon hastası mı olmuş diye biz araştırmalara başlarız. O dediğim az önce... Araştırmalarda hangi metotları uyguluyorsunuz? Ultrasonla başlarız. Kan tahlilleri yapılır, idrar tahlilleri yapılır. Gerekirse tomografisi çekilir. Şüpheli idrar toplarıp biriktirip içindeki maddelere bakarız. Hastalık, şüphelendiğimiz hastalık grubuna göre muhtelif birçok şey var, test var. Bu testleri yaparız ve tanı koyduktan sonra eğer o hastalığı iyileştirirsek bu sefer tansiyon hastalığı da ortadan kalkmış olur. Ama bu 100 hastanın 3'ünde gözükür. Türkiye'de durum şu şekilde, 40 yaşın üzerinde her 3 kişiden biri tansiyon hastası. Ve bu tansiyon hastalarının da yarısı tedavi altında değil ya da verilen tedaviyi uygulamıyor. Ya doktora gitmemiş oluyor ya aldıkları ilaçları kullanmıyorlar. O yüzden tansiyon hastalığı olduğu zaman da sinsi bir hastalıktır. Aynı şeker hastalığı gibi belirti vermeyebilir. Belirtisiz seyretmesi bizi daha çok endişelendirir. Çünkü hasta hiçbir belirti olmadığı için doktora gitmez. O yüksek tansiyonla yaşar. Yüksek tansiyon zaman içinde işte böbrekleri, gözümüzü, kör edecek kadar gözümüzü, kalbimizi, kalp damarlarımızı, felç geçirmemize sebep olabilir, inmeye sebep olabilir. Ve hatta ani kalp ölümleriyle sonuçlanan bir takım komplikasyonlar yapabilir. Peki kişinin aklına belirti anlamında neler gelirse mutlaka siz değerli hekimlerimize başvurmaları gerekiyor? Belirti olması aslında kalp damar sisteminin sağlıklı olduğunu gösterir. Çok yüksek tansiyon yüksekliklerinde hasta şiddetli baş ağrısı hisseder. Özellikle ense bölgesinde. Ama bu dediğim rakamlar 18'e 10 santim civalık yüksek değerlerdir. Bazı hastalarda hep düşük tansiyonla seyrettiği halde normal tansiyonun hafif üstüne çıksa bile yine aynı şekilde şiddetli baş ağrısı gelebilir. Daha ilerleyen vakalarda gözlerde ağrı, göğüs ağrısı, göğüste baskı hissi, çift görme, bulanık görme, şuur bulanıklıkları, bayılmalar, aniden burun kanaması, hatta çok şiddetli yüksek tansiyon atakları olursa beyin kanaması ve felce kadar gidebilir. Bu yüzden özellikle 40 yaşın üzerindeki herkesi en az yılda bir defa tansiyon ölçtürüp tansiyonunu takip etmeye yönlendiririz. Şüpheli durumlar varsa gerekirse holter dediğimiz 24 saatlik kola takılan ve tansiyon saat başı tansiyon ölçümleri ile günlük siklusun nasıl devam ettiğini takip ederiz. Yüksekse araştırırız. Araştırmamız gerekiyorsa ayrıntılı araştırırız. Ve ona uygun, çünkü 5-6 cins tansiyon ilacı var. Hangisi o kişiye uygunsa o ilaçla tedaviye başlayıp takiplerle normal tansiyon sınırları içinde tutmaya çalışırız. Şimdi burada genetik yatkınlığı olanlarını da bir kez daha iki kere düşünüp tabii, daha sağlıklı bir yaşam için kendilerini siz değerli hekimleriyle gerektiği takdirde buluşturması gerekiyor. Evet. Mesela kalp hastalıklarında da aynı şekildedir. En önemli risk faktörü ailede
50 yaşın altında kalp krizi geçirmiş kişi olması, birinci derece akrabalarda varsa bu çok ciddi bir kalp riskidir. Bu hastaları daha ayrıntılı ve daha titiz araştırmalarla sonuna kadar araştırırız. Konum uzman olarak dile getiriyorsunuz. Ama sinsi bir hastalık olduğu için belirti vermediğini de dile getiriyorsunuz. Evet. Peki hangi noktada hipertansiyon hastaları size geliyor ya da tesadüfen size bir sağlık sorunu yaşadığında, başvurduğunda mı ortaya çıkıyor hocam? Hastaların genellikle yarısı baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunda tansiyonu ölçüyoruz. Yüksek çıkarsa takibi alıyoruz. Çünkü bir kez tansiyonu yüksek çıkması o kişinin tansiyon hastası olduğu anlamına da gelmiyor. Evet. Mesela ben de şurada iki kat merdiveni koşarak inip çıksam bir anda tansiyonum 16'lara çıkar. Ya da bir şeye çok sinirlensem, üzülsem, canım bir şeye çok sıkılsa yine 16'lar 17'ye çıkabilir. Ve bu normal fizyolojik bir yanıttır. Böyle bile olsa hastayı biz mutlaka takibe alırız. En az 10 günlük sabah, öğlen, akşam tansiyon ölçümlerini isteriz ve bu ölçümler sürekli yüksekse ya direkt ilaç başlarız ya da Holter tansiyon aleti dediğimiz 24 saatlik monitörize ederiz hastayı. Kolunda tansiyon aletiyle gezer, bütün günlük işlerini halleder, işlerini yapar. O esnada yarım saatte bir gündüz, gece saat başı tansiyonu ölçerek bir döküm hazırlar ve bunların ortalamasına bakarız. Şayet gene yüksekse bu kişiye tansiyon tanısı konur, hipertansiyon. Hiper latince yüksek demek. Bazen hastalarımız geliyor, hocam diyor ben tansiyon hastasıyım ama benimki hiper diyor. Biz ne demek istediğini anlıyoruz ama tansiyonun düşüklüğüne de hipo deriz. Hipotansiyon da düşük tansiyon demek. O da baş dönmesi, göz kararması yapar. Şimdi bir insana tansiyon tanısı konduktan sonra tedavi başlarız. Bu başladığımız tedavi öncelikle kilosu varsa hastanın kilo verdirmeye yönelik diyet, tuz kısıtlaması, yapabiliyorsa, uygunsa yaşı ve kilo itibariyle egzersiz, düz yürüyüşler, bisiklet sürme, yüzme, bunları yapamıyorsa daha aktif hareket, işte merdivenleri mümkün olduğunca kullanma, asansöre binmeme gibi basit önlemler. Çarşı pazarda daha uzun gezme olabilir. O kalori harcatır ama bu tür önce telkinlerde bulunuyoruz. Baktık hasta diyetine uyuyor. Sodyumu düşürüyor. Kilo veriyor. Tansiyon normal seviyelere gelinceye kadar biz ilaca devam ederiz. Ta ki ilaçsız bile hastanın verdiği kilolarla, hayat tarzı, yaşam tarzı değişiklikleriyle normale dönerse çok çok ender olarak görüyoruz bunu. İlacını bile kesebiliyoruz. O yüzden tuzsuz yemek çok önemli. Bazı mesela ben normal hayatta da görüyorum. Bir restorana gittiğimizde hiç daha tadına bakmadan insanlar refleks olarak o tuzu alıp dökmeye başlıyorlar. Bu çok yanlış şeyler. Türkiye'de Avrupa ortalamasında günde 16-17 gramla günlük tuz tüketiminde dünya birincisi. Türkiye Avrupa birincisi. Halbuki sağlıklı bir insana alabileceği tuz miktarı en fazla 4 gramdır. Alınan her gram tuz tansiyonu çok çok daha yükseltir ve bunu dışarı atmak için, bu tuzu dışarı atmak için böbrek daha fazla çalışır, daha fazla yorulur. Daha fazla suya ihtiyaç duyar. Aslında. Ve bütün bunlara rağmen baktık hala tansiyon yüksek, o zaman hastanın yaşına, cinsiyetine, eşlik eden hastalıklarına uygun ilaç başlarız ve takip ederiz. Yüksek geliyorsa ilacımız düşürürüz, düşük geliyorsa dozunu arttırırız ya da ikincil bir ilaç ekleriz. Bu şekilde hastayı takip eder ve koruruz. Efendim değerli hocamız dile getiriyor, sizler de şu an bizlerle birlikte duymuş oluyorsunuz. Kiloları verirsek eğer zaten ilacın tamamı ya da yarıya kadar bir kısmını da azaltmış oluyoruz. Dediğim gibi yani %20'sini verip ideal kiloya gelirse bazı hastalarda tansiyon ilacını kesiyoruz. Çünkü ilaç verince bir sefer tansiyon çok düşüyor. Hastada hemodinami bozuluyor. Baş dönmesi, dengesizlik başlıyor. O yüzden kesiyoruz. Çok seyrek de olsa. Evet.
Burada ilaç kullanımına da biraz değinmek gerekiyor hocam. Şimdi düzenli ilaç sabah, öğlen, akşam ya da gece yatarken ya da günde iki öğün ilaç listesini yazdığınızda o düzeni kaçıran hastalar takiplerini nasıl yapsınlar? Tekrar, çünkü gelen sorularda iki ilacı aynı anda içmeli miyim? Ya da unuttuğum için tekrar ertesi gün sıfırdan mı başlamalıyım diye gelen soruların cevabı olsun. Oluyordur. Şimdi biz ilaçları genel olarak ya günde bir defa ya iki kez ya da üç kez, bilemediniz dört kez veririz. Bu tansiyon ilaçları genellikle sabah tek doz alınır. Eğer ikili tedaviye geçilirse sabah akşam alınır. Çok ciddi durumlarda üçlü doza geçilebiliyor. Bu doz ayarlamalarında hastalara artık teknoloji de ilerledi. Cep telefonu da var. Saatini kurmasını öneriyoruz. Bazı hastalar çok rahat unutabiliyor. İlacı alıp almadığını unutuyor. Aldım zannedip içmeyebiliyor. Veya içmediğim zannedip iki kez alabiliyor. Bunları engellemek için de hazır kutucuklar var. Bu kutucuklar işte sabah içeceğim ilaçlar bunlar, öğlen içeceğim bunlar, işte akşam içeceğim bunlar diye ayrı ayrı bölmeleri olan kutular var. Her eczanede satılır. Bazılarında da üzerinde günler yazılıyor. Yani günü de karıştırıp da şey yapmasın. Harika bir çözüm aslında. Bunlar eczanede bundan basit kutu çözümleri. Bunları uyarlarsa hastalar daha düzenli kullanabilirler. İlaç geçimsizliği olarak da aynı anda alabilir miyim, aç mı almalıyım, tok mu almalıyım, bunu kullandığı ilaca göre doktora sorması lazım. Doktor bey de bildiği kadarıyla, gerekirse bakarak bir uyumsuzluk var mı iki kullandığı ilaç arasında, aç ya da tok almasında bir sakınca var mı, hangisini alması daha uygun, aç alırsa midesine dokunur mu, dokunursa yandaş bir ilaç vermemiz gerekir mi, bunları değerlendirip tekrar düzenleyebilir. Evet. Bakın efendim, değerli hocamız dile getiriyor. Ezbere ilaç tüketimi vücudumuza da yan etkiler fazlasıyla yapabilir. Evet. Burada doktor kontrolünde olmasında fayda var hastanın. Bir de bir grup hasta grubu var hocam. Kendini iyi hissettiğinde ilacı kendine karar verip bırakan bir grup. Onun sonrasında tedavi aşaması anlık iyi olsa da sonrasında sıkıntı olabilir mi? İşte bu söylediğiniz çok sık karşılaştığımız bir problem. Tansiyon hastalarında ve özellikle şeker hastalarında, kolesterol hastalarında bunu çok sık görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi bu hastalıkların sinsi hastalıklar olması. Nasıl ki boş bir bardağı damla damla şıp şıp doldurursunuz, en son taştığında anlarsınız dolduğunu. Bu hastalıklar da genellikle öyledir. Ancak hasta kalp krizi geçirdiğinde, böbrek yetmezliği gelişip diyalize bağlandığında, beyin felci geçirdiğinde gibi, gözlerini kaybettiğinde, artık tamamen bulanık görmeye başladığında bize başvuruyor. Ve işte beyinle ilgili, işte beyin kanaması ile ilgili, inme ile ilgili bu tür hastalıklar şu anda yoğun bakımlarımızı en çok dolduran, maalesef ilacını kullanmayan, ben iyi hissediyorum, benim bir şey yok, bir şeyim yok deyip ilaç kullanmayan, tedavisini aksatan hastalardır. O yüzden herkesin çok düzenli ilacını kullanması lazım, kontrollerini yaptırması lazım, hekiminin sözünden çıkmaması gerekir. Hocam mutlaka hastalarınızda, diyaloglarınızda, doktor bey kontrolüme iki gün kalmıştı, ilacımda da 2-3 tane kaldı ama ben tamamen ilacımı bitirmeden size geldim diye sorular mutlaka geliyordur. Geliyor. Bunu şöyle açıklayayım. Bu soru daha çok bize enfeksiyon hastalıklarından, bakteriyel enfeksiyonlardan sonra yazdığımız antibiyotik kullanımında geliyor. Antibiyotik kullanımı konumuzdan biraz uzak ama kısaca belirteyim. Vücutta bakteriyel bir enfeksiyon tespit ettiğimizde antibiyotik yazarız. Ve bu antibiyotikler kutu olarak içinde en az 5 günlük tedavi içerir. Çoğu 7 günlük, bir kısmı da 10 günlük tedavi içerir. Bunların yapılmış çalışmalarla ispatlanmış bir kullanma süreleri vardır. Eğer antibiyotiği hasta başladıktan sonra ve etkin mikropla o antibiyotik savaşırken antibiyotiği kutu bitirmeden bırakırsa o mikrop o antibiyotiğe karşı direnç kazanır. Dolayısıyla bir daha aynı antibiyotiği kullandığımızda o mikropa etki etmez.
Dolayısıyla o mikrobun tedavisi, öldürülmesi, yok edilmesi daha da zorlaşır. Bu sefer daha güçlü bir antibiyotik kullanmak zorunda kalırız. Bizim bu karşılaştığımız kutuyu bitirinceye kadar geleyim mi gelmeyeyim sorusu antibiyotiklerde çok oluyor. Onun dışında yani tansiyon hastalığında, şeker hastalığında, kalp hastalığında zaten biz hastaya açıklamayı yapıyoruz. Bu ilacı %99 ömür boyu kullanacaksın. Gerekirse rapor çıkıyoruz. Rapor çıkardığımız zaman 3'er aylık dozlar veriliyor. Ve bu ilacı bitmeye yakın gel ki yeniden reçete edelim. Çünkü bitmeye 10 gün kala yazsak bile devlet ödüyor ve ilacını alabiliyor 3'er aylık doz. Fakat kullanmaya ara verirse, günlük unutmalar olursa ve bitme tarihi eczanede gözükür. O tarihi 10 gün geçirirse bu sefer devlet o kişinin bu hastalıkta tam sanki kurtulmuş gibi bilgisayar sistemi algılıyor. Ve sanki ilaca yeni başlıyormuşuz gibi öncelikle 1 aylık doz veriyor. Ondan sonra o doz bittikten sonra tekrar 3'er aylık dozları vermeye başlıyor. Ama bunlar raporlu ilaçlar için söylediğim şeyler. Ama işte kalp, tansiyon, şeker hastalarında ilaçlar genellikle %99 ömür boyu kullanılır. Hiç ara vermeden, aksatmadan. Kutunun tarihi geçerse o ilacın artık verimsiz olduğu düşünülür. Halbuki bunun bir güvenlik marjı vardır. Birçok ilaçta en az 3 ay hatta bazı ilaçlarda 6 ay eklenerek bulunur bu son kullanma tarihi. Öyle 1 ay geçmiş ilacı elinde varsa biz kullandırmaya devam ediyoruz bazı ilaç gruplarında. Ama yıl geçtiyse onun ömrü artık bitmiştir. O direkt leblebi tozu olur, çöpe atılır. Evde tarihi geçen ilaçları biriktirmeyiniz çünkü artık görevini, işlevini yerine getirmeyecek durumdadır. Ama bir aylık tarihi geçmiş ilaçlar değerlendirilebilir ama bir yıllık aynı ilaç ya da iki yıllık hiç açılmamış olsa bile artık çöp halinde size fayda değil zarar getirir diyor Hikmet hocamız. Evet. Peki hocam özellikle basında da yer aldı antibiyotiklerle ilgili antibiyotik kullanmayınız diye gelen yazılı ve görsel basında yansıyan haberlerin de cevabını almış oluruz. Burada gerektirmediği durumlarda mutlaka ezbere de ilaç kullanılmamanın önemini değinmiş oluruz. Öncelikle doktorlarına müracaat etsinler. Doktoru o kişiyi muayene eder. Hikayesini dinler, şikayetlerinin ne zaman başladığını, ne kadar sürdüğünü, ne şiddette devam ettiğini, herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığını, kullandığı ilacın faydasını görüp görmediğini, beslenmede bir değişiklik olup olmadığını, misal ise dışarıda yemek yiyip yemediğini, özellikle tavuk ve pilav gibi dışarıda yenen yiyeceklerde besin zehirlenmesine çok sık rastlıyoruz. Bu sorgulardan sonra işte muayene bulguları sonucunda şüpheli bir durum varsa doktor onun zaten tahlillerini ister. Evet. Tahlillerde de çok büyük olasılıkla bakteriyel mi yoksa virüs kaynaklı mı olduğu tespit edilir. Ki şu son dönemlerde yaşadığımız enfeksiyonların çok büyük bir kısmı %90'ı virüs kaynaklıdır. Virüs kaynaklı enfeksiyonlarda antibiyotiğin bir kullanmanın bir anlamı yoktur çünkü etki etmez. Evet. Virüsün ne kadar süreceği, ne şiddette süreceği o kişinin bağışıklık sistemiyle ilgilidir. Yaşıyla, cinsiyetiyle, ırkıyla, yaşadığı ortamla, coğrafyasıyla ilgilidir. Sadece destek tedavisi veririz. Hatta tıpta bir söz vardır, gribe ilaç verirseniz bir haftada, vermezseniz 7 günde geçer diye. Sadece gıda ve vitamin takviyesi yaptırırız hastalara ve istirahat öneririz. Ve en çok da etraflarına bulaştırmaması için sık sık ellerini, yüzlerini yıkamalarını tavsiye ederiz. Evet, şimdi ekibimize de gelen soruların başında tabii mevsimin geçişinde yaşadığımız gribal enfeksiyonlarımız var ama vücudu rahatsız eden, sürekli öksürük ihtiyacı duyan kişiler bizlere ulaşmış durumda. Evet. İlaç tedavisi evet gerektiği takdirde şarttır ama ilaç kullanmayı sevmeyenlerin azıcık da olsa öksürüğünü atlatmak adına ne yöntemler kendilerinde uygulayabilirler? Şimdi son dönemlerde böyle soğuk havalarda, mevsim değişikliklerinde bize gelen hastaların bir kısmı da alerjik kökenli hastalar oluyor.
Bu hastalar özellikle mevsim değişikliklerinde, ısı değişikliklerinde alerjik astım dediğimiz, alerjik saman nezlesi dediğimiz bir takım alerjik şikayetlerle geliyor. Muayene ve tahlillerde bu anlaşılıyor. Bu kişilere biz gene alerji ilaçları, ona uygun inhaler ya da püskürtme tarzı ilaçlar başlıyoruz. Eğer o ilacı kullanmazsa, eğer alerjikse şikayetleri devam eder. Ve o alerjenden uzak kalmadığı sürece devam edecektir. Bunun dışında KOAH dediğimiz sigaraya bağlı, %90 sebebi sigara olan müzmin bronşitte de belli bir yere geldikten sonra sigara çok çok zararlı bir maddedir. Sigaranın içinde 1000'den fazla zararlı madde tespit edilmiştir. En bildiğimiz madde nikotindir. Sigara geri dönüşümsüz olarak akciğere hasar verir. Yani bir insan 3 yıl sigara içtiyse bu kişi eşittir KOAH. Yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Tedavi aşamasında içen içmen arasında çok büyük fark oluyor değil mi hocam? Çok büyük fark oluyor. Hastalığa yakalanma açısından, risk açısından sigara içenler 3-5 kat daha riskli. Hatta sigara içen hastaları tedavimiz bazen o kadar zor oluyor ki hastaneye yatırmak durumunda bile kalabiliyoruz. Damardan tedavi veriyoruz, yüksek doz veriyoruz. Oksijen, inhalasyon, nebulizatör tedavileri yapabiliyoruz. Çok bedene de zarar aslında, tabii, yorucu kişiye de. Her bakımdan, bütün damar sistemine, bütün damar sistemine, solunum sistemine, artı cebine. Ailesine. Kesinlikle maddi manevi kayıp oluyor tabii. Büyük bir kayıp, çok büyük bir kayıp ve zarar. O yüzden özellikle bu mevsimlerde sigara içenler çok çok daha rahat hastalıklara yakalanıyor. O zaman vücut direncinin daha zayıf olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Özellikle solunum sistemi. Yani solunum sistemi dediğimiz burnumuzdan, ağzımızdan başlayıp akciğerlerimizin en uç bölgesi, alveollere kadar, hava kesiciklerine kadar ki yaklaşık her akciğerde 1 milyon küçük hava kesiciği vardır. Böyle aynı bir üzüm salkımı gibi. Bu hava kesiciklerinin içine hava girer çıkar. Onun etrafında da oksijen, karbondioksit, gaz alışverişi olur. Bu alışveriş çok daha zorlaşıyor. Ve beslenmesi zorlanıyor. Hastanın nabzı artıyor, tansiyonu artıyor. Mesela tansiyon açısından çok büyük risktir. Sigarayı bırakan hastanın tansiyonu %10 civarında düşüyor. Mesela örnek verecek, hastanın tansiyonu 18, 180 milimetre civa büyük tansiyonu. Bir bakıyorsunuz sigarayı bırakıyor, 160'a 150'ye düşüyor. O kadar etkili oluyor. Büyük yani bizim vereceğimiz ilaçtan daha da etkili oluyor. O yüzden sigarayı kesinlikle bırakmalarını tavsiye ederiz her anlamda. Şimdi içenle içmen arasında büyük bir fark olduğunu dile getiriyorsunuz ama tabii içen kişilerin beyninde bitirmediği sürece de bu keyifsiz alışkanlıklarını da bırakması zor. Çok zordur. Şöyle söyleyeyim. Kişi kendinde bitiriyor aslında. Tabii. Sigaranın normalde maddesel bağımlılığı en çok 1000 tane zararlı madde arasında en çok nikotin üzerindendir. Nikotinin de madde bağımlılığı 72 saattir. Evet. Mesela bu şeyde, alkolde, esrarda, eroinde, diğer maddelerde biraz daha uzun olabiliyor. Ama sigaradaki nikotinin maddesel bağımlılığı, yoksunluk çekme süresi 72 saattir. Bir insan sigarayı bıraktığında 72 saat sigara içmemişse artık sigaranın maddesel bağımlılığından kurtulmuş demektir. Bundan sonraki bağımlılık psikolojik bağımlılıktır. Ben çevremden de görüyorum. Kişi isterse başarabiliyor. Tabii yani bunun için irade lazım. O iradeyi de insan kendisi oluşturur. İnanmak. Evet. İnanması lazım. Kültürel bir şey bu bir de. Yani aile yapısı, eğitim, öğrenim, sosyal çevre, yaşadıkları her şey bunu etkiliyor. Ama kafada bitirmesi lazım. Mesela son yapılan çalışmalarda bir dergide okumuştum. Sigara bırakmada en etkili yöntemin bugüne kadar işte bir takım ilaçlar kullanıldı. Yok işte sigara benzeri buhar çektirme aletleri, bir takım antidepresan ilaçların yan etkisinin bu olduğu ve o ilaçların kullanımı sağlandığı falan. Hepsini uygulayanlar oldu. Ama en etkisinin hipnoz terapisi olduğu, bırakma
bıraktırma yüzdesi %50'lerde diyebiliyorum. Ve onun olduğu tespit edildi. Ama eğer insanın iradesi güçlüyse %100 bırakır. Hocam tansiyonla ilgili önemli bilgileri sizinle izleyicilerimize buluşturuyoruz ama son olarak neler söyleyeceksiniz? Tansiyon hastası olan mutlaka kilo vermeli, onu öğrendik. Düzenli ilaçları varsa mutlaka kullanmalı. Zaten kilo veriyorsa da ilaçların yarısını, yakın tamamını, belki de tamamen ilaçlardan da kurtularak ilaçsız bir sağlıklı yaşam sürecek. Sürebilir. Yeterince kilo verebilir ise. Yani çok ciddi kilolardır bunlar. Aslında yani kilo her hastalığın başlangıcı. Tabii ki. Tabii. Yani benim kabaca söyleyeyim size. 100 hipertansiyon hastası diyelim. Tansiyonu da 160'a 100. Evet. Bu kişi 70 kiloya inerse %99 tansiyonu normale gelir. O kadar etkili. Bizim vereceğimiz ikili antihipertansiyon tedaviden daha etkilidir. Kiloyla verirken iki önemli faktör var. Birincisi egzersiz, ikincisi diyet. Evet. Egzersizsiz bir diyet ya da diyetsiz bir egzersiz tek başına genellikle yetersiz kalıyor. Eş zamanlı yapmak lazım. Bunu yapamayan bazı yaşlı kişiler, işte protezli kişiler olabiliyor. Onlara sadece diyet vermek mecburiyetinde kalıyoruz. Ama onun dışında bir insan vücut bütünlüğü spor yapmaya engeldiyse, egzersiz yapmaya engeldiyse mutlaka egzersiz yapması lazım. Tuzdan mümkün olduğunca uzak durması lazım. Bazen hastalara soruyoruz, tuz atıyor musun, kullanıyor musun? Hiç kullanmıyorum diyor. Bir gün çok enteresan bir hastaya sormuyorum. Sıfır diyor. Yemeklere bile koydurmuyorum demişti hasta. Sonra hanımı dedi ki günde dedi bir kilo dedi turşu yer dedi. Oradan alacağını aldı. Oradan alacağını alıyor muyum? Sonra turşuyu bıraktırdık, tansiyon normale geldi. Evet. Tuza, diyete ve egzersize dikkat etmeleri lazım. Ve sık sık tansiyonlarını kontrol ettirmeleri lazım. Eğer 40 yaşın üzerindeyse hiç tansiyon hastası olmasa bile mutlaka yılda en az bir kere tansiyonu ölçtürmesi lazım. Yüksek sesle doktoruna başvurması lazım. Evet, mutlaka vücutlarında en ufacık bir sinyalde geciktirmemek adına siz değerli hekimlere başvurmak zaten sağlık konforunu bozmadan kaldığı yerden devam etmesi anlamında en büyük hediye kendisine. Evet. Olacak. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Uzman Doktor Hikmet Mirzaoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tansiyonla ilgili, kış aylarındaki efendim sağlık sorunlarıyla ilgili önemli bilgileri kendilerinden öğrendik.